Merhaba gençler. çokgenlerin ikinci ve son dersiyle birlikteyiz. En son ne yapmıştık düzgün çokgen ilk dersimizde? Düzgün beşgenlerden bahsetmiştik en son. Şimdi düzgün altıgen ve düzgün sekizgen diyerek konumuzu kapatacağız. Hadi başlayalım. Evet gençler ilk özelliğimiz düzgün altıgen. Şimdi beşgeni anladık, tanıdık. Onunla ilgili örnekler çözdük. Altıgen nedir? Biraz da Altıgeni tanıyalım. Altıgende bir kere dış açının kaç derece olduğunu gençler biliyorsunuz. 360 bölü 6. 360'ı kenara böldüğümde dış açıyı bölürüm, bulurum. Yani 60 derecedir diyor. Dış açı 60. İç açısı kaç derece oldu gençler? 120. Oluşturulacak biraz sonra sileceğim bunu. En küçük üçgenin oluşturulacak en küçük üçgenin açıları kaç derecedir? 120 30-30'dur. İkisi kenar olduğu için ve şu köşesi 90 derecedir. Bu 90 önemlidir. Düzgün altıgen sorularında. ilk anlatacağımız bilgiler bu. Ne öğrendik? Dış açı 60 derece, iç açı 120. Oluşturulacak en küçük üçgenin açıları 120, 30, 30 dedik. Peki başka ne var gençler? Şöyle gösterelim. Bir kenarı A olan düzgün altıgende. 3 tane köşegeni çizdiğinizde şekildeki gibi 6 tane eşkenar üçgen çıkar. Bir kenarı A olduğunda şu simetri ekseni dediğimiz uzunluk gençler 2A'dır diyoruz. Bakın simetri ekseni niye diyoruz? Düzgün altıgeni birbirine eşit iki parçaya ayırmış. Simetri ekseni demek ki ne olacak? Bir kenar A ise 2A'dır diyeceğiz. Düzgün altıgenin alanı nasıl bulunur gençler? Bir tane eşkenar üçgenin alanının A kare kök 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Bundan 6 tane olduğu için düzgün altıgenin alanı nedir? 6 çarpı A kare kök 3 bölü 4'tür diyoruz. İlk örneğimizde başlıyoruz. Altıgen ve beşgen iç içe geçmiş. da verilenlere göre x açısı nedir diye soruyor. Düzgün altıgende simetri ekseninin ben 60 derece ve 60 derece olacak şekilde iki parçaya böldüğünü biliyorum. Çünkü birbirinin aynısı iki şekil oluşacak gençler. Düzgün altıgende bir iç açı kaç dereceydi? 120 derece. Düzgün beşgende bir iç açının 108 derece olduğunu biliyorum. Aynı şekilde şuradaki açının da 108 olduğunu biliyorum şu dörtgene baktığımızda gençler bu dörtgenin iç açıları toplamı ne olmalı? 360 olmalı. Hepsini toplarsak bakın ne oldu? 260 artı 16 276 bakın şunların hepsinin toplamını yapıyoruz. 276 bununla birlikte ne olmalı? 360 olmalı. 360'tan çıkartıyoruz. Ne olacak gençler? 84 kaldı diyoruz. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece olduğu için bizden istenilen x açısını bulmuş olduk. Düzgün altıgen verilmiş verilenlere göre x nedir diye soruyor. Bakın altıgenin bir kenarı 6 şu çizginin altıgenin simetri ekseni olduğunu görüyorsunuz. Bir kenarı 6 ise simetri ekseninin uzunluğu ne olacak demiştik gençler. Bunun iki katı yani 12 olacak. O zaman buraya ne kaldı? 12 eksi x kaldı diyoruz. Bir kenar 6 olduğundan dolayı bakın şurada oluşan kelebeği kullanabiliriz. Kelebekte 4 bölü 6 nedir diyoruz? X bölü 12 eksi x. Sadeleştirdik. 2'ye 3. 3x eşittir 24 eksi 2x'ten. 5x eşittir 24. Bir tane x'i kaç buluyoruz? 24 bölü 5. Benden de zaten bunu istiyor. Dikkat edin şu uzunluk simetri ekseniydi. Simetri ekseni bir kenarın daima kaç katı olacak? 2 katı olacak. 12 de diyoruz. Diğer bir örneğimiz düzgün altıgen verilenlere göre taralı alan nedir diye soruyor. Hemen simetri eksenimi çizdim. Şu 6 ise bunların da 6, bunun da 6, bunun 2 olduğunu gördük. Hani biraz önce konuyu anlatırken söylemiştim ya gençler. Şuradaki 30-30, 120'nin dibindeki 90 çok değerli demiştim. Burası 120, şunların 30-30 olduğunu biz biliyoruz. Burası da 120 olacağı için şuraya ne kaldı? 90 derece kaldı. Bir kenarı 6 olan Düzgün altıgende 30 30 120de de şu uzunluk ne olur gençler? 6 kök 3. Şimdi diyorum ki taralı bölgeyi ben iki parçaya ayırmış olsam. İlk parça şu alan. Bunun alanı nedir? Taban çarpı. Bakın taban 2'dir. 2'nin yüksekliği nedir? Dışarıdaki yükseklik. Alan konusunda bunu detaylıca anlatmıştık. Taban çarpı yükseklik. Dışarıdaki yükseklik bölü 2'den. ilk bölgemizin alanını 6 kök 3 bulduk. Geldik ikinci bölgenin alanına. Gençler ikinci bölgeyi de şu şekilde 3 tane eşkenar üçgene bölsem bir tane eşkenarın alanını bulup 3 ile çarpacağız. Bir eşkenarın alanı nasıl bulunuyordu? A kare kök 3 bölü 4 yani 36 kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 buluyoruz bunu. Bundan 3 tane var her biri 9 kök 3 oldu. Dolayısıyla toplam alan 27 kök 3. 27 kök 3'e neyi ekliyoruz gençler? Şuradan bulduğumuz 6 kök 3'ü ekledik. O da ne oldu diyoruz? 33 kök 3. Demek ki bizden istenilen tağlı bölgenin alanı ne oldu? 33 köküş'tür diyoruz. Hemen bir ÖSYM sorusu. Şekilde bir eşkenar üçgen verilmiş diyor. Üçgen biçiminde bir kağıt verilmiş. Pardon eşkenar dememiş. Bunu gösterdiği şekilde kesiyor ve üçgenleri atıyor. Gösterdiği şekilde kesip üçgenleri atıyor. Diyor ki oluşan şekil diyor. Bir düzgün altıgen olduğuna göre diyor. Bakın düzgün altıgen elde edilmiş. Bu üçgenlerin çevresi 36 ise diyor altıgenin çevresi nedir? Şimdi bakın bunlar düzgün altıgen oluşturmuşsa kesip attıktan sonra... ...bütün kenarlar nedir? Birbirine eşittir. Düzgün altıgende. Peki altıgenin dış açısı kaç derece gençler? 60 derece. E bu da dış açı 60. Kısaca şuradaki minik üçgen de eşkenar çıktı. E aynı mantığı burada uyguladığımızda... ...bunlar da eşkenar oldu diyoruz. Bakın altıgende dış açılar aynıdır. Dış açı aynı olduğu için oluşan üçgen nedir? Eşkenar üçgendir. Bu eşkenarların çevresi 36 ise diyor. 3 tane eşkenar üçgen var. 36'yı 3'e böldüm. 12. Bir eşkenarın çevresi 12'ymiş. E 3 tane kenar var. Demek ki bir kenar kaç oldu? 4. Bizim altıgenimizin bir kenarı 4 olduğuna göre altıgenin çevresi ne olur gençler? 6 tane kenar var. 6 kere 4, 24 ödüyoruz. Dikkat edin. Yakın zaman ve çok kek bir TYT sorusu. Çokgende ne demiştik? Zor soru zaten sorulmuyor kolay kolay unutmayın. Düzgün sekizgeni tanıyoruz gençler burada da. Düzgün sekizgen nedir? 360 bölü 8'den bir dış açısının kaç derece olduğunu buluyoruz? 45 derece. Dış açısı 45 derece. iç açısı 135 derece. Bakın hemen şuradaki köşegeni çizdiğimizde bu ikisi birbirine paralel olur. Dolayısıyla 135 ise 45 derecedir diyoruz. 135 ise 45. Bunu çemberde açıdan da bulabilirsiniz. Daha önce bakın nokta noktalı böyle çokgen sorularımız vardı. Onları çözerken etrafına çember çizin demiştim. Oradan da şunun 45, bunun 135 olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şunun simetri ekseni olduğunu görüyoruz. Bakın iki parça birbirine eşit. 135 olduğu için iç açısı 67,5, 67,5 şeklinde iki parçaya ayrılabiliyor. Sekizgenle ilgili gençler ilk örneğimiz. Düzgün sekizgen bunlar köşegense Sekizgenin çevresi 48 ise x nedir diye sorulmuş. Sekizgenin çevresi 48 ise 48'i 8'e böldüğümde 8 kenarlı olduğu için düzgün. Sekizgenimizin bir kenarı ne oldu gençler? 6. Şimdi bir kenar 6 ise bunun simetri ekseni olduğunu biliyorum ben. Ne yapacak? 67 buçuk 67 buçuk böldü açıları. Şurası da aynı şekilde 67 buçuk. Şunun dikkat edin bunun şu 135 ise buna paralel olduğunu yani 45 olduğunu biliyoruz bir önceki kuraldan dolayı. Üçgenin iç açıları toplamı 180 tamamlarsak gençler buraya ne kalacak? 67 buçuk kalacak diyoruz. Çünkü 180 olmalı. Bakın 45 180 olacak. 135 kaldı. Bunlar da 67 buçuk 67 buçuk. Yani ikiz kenar yakalamış olduk. Dolayısıyla x de nedir diyoruz? 6'dır diyoruz. Evet gençler başka bir düzgün sekizgen sorusu. Verilenlere göre x nedir demiş. Şuradan dikmeleri çektiğimde hatta dikmeleri değil de şöyle komple uzatalım. Bakın uzattığımızda şunun 90 bu üçgenin de dörtgenin de aynı şuradaki gibi 45-45 yaptığını unutmayın. Diğerlerini çizdiğimiz zaman da içeride bir kare oluşuyor. Dikkat edin 45-45-90 üçgeni oluşturdu. Şu kenarın 4 bunun yine 4 olduğunu biliyorum. Şu ne oldu gençler? 2 kök 2. Neden? 90'da 4 varsa 45'te ne olacak? Bunun köküye bölünmüş hali. 2 kök 2. Aynı şekilde bu da 2 kök 2. Aynı olayı şu tarafta uyguladığımda yine 90 45 45 2 kök 2. Bu da 2 kök 2. Şu yukarıdaki 4 aşağıya geldi. Benden istenilen x uzunluğu ne oldu? 4 artı 4 kök 2'dir diyoruz. Evet gençler yeni nesil bir çokgen sorusu. Düzgün sekizgen verilmiş. FE şekildeki gibi katlanıyor. GD kat iziyle katlandı. Buraya geldi. Bakın F F üssü E E üssü oldu. Veilenlere göre H F üssü E açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi bu şekil buraya katlandığında bakın burası 135'te. O zaman ne oldu? Şurası da 135 derece. Şunun 45 olduğunu biliyoruz. Bakın burası da 45 derece oldu. Tamamı 135 olacağı için buraya ne kaldı? 45. Şu kenar A düzgün sekizgende bütün kenarları eşit. Bakın katlandığı için şu uzunlukta yine A oldu. BB'nin aynısı iki şekil oluşuyor. 45'ten dolayı ne yakaladık? Bir ikiz kenar. Yani şu açılar ne oldu? 67,5, 67,5 oldu. Tabii şunu çizelim orada. Şurası 67,5 oldu. Ve şu şekle göre 360 olacak. Tamamını toplayıp 360'tan çıkarttığımızda gençler burası da nedir diyoruz? buçuktur. diyoruz. Bizden istenilen açıyı bulmuş olduk. Şimdi düzgün sekizgende biraz daha iyi ve zor bir soru gençler bu. Verilenlere göre x nedir diye sorulmuş. Şu simetri eksenine karşılık ben diğer simetri eksenini çizsem, simetri eksenleri nasıl kesişiyor? Dik kesişiyor. Açıları yerleştirdiğiniz zaman bunu göreceksiniz. Zaten şu simetri eksenlerinin kesim noktası düzgün sekizgenin merkezidir aynı zamanda çevrel ve içte çemberin de merkezi olur şunun 90 olduğunu biliyoruz. E bu simetri ekseni 14 ise bu da 14 olacak ve eşit iki parçaya bölünecek. 7 7 diye ayırdık. Şu üçgende ne yapacağız gençler? Pisagor x'in karesi 7'nin karesi 49 artı 3'ün karesi 9'dan 58 kök 58'dir diyoruz. X uzunluğu. Veylenlere göre düzgün beşgende X uzunluğu nedir diye sormuş. Düzgün beşgendeki özelliğimiz neydi gençler? Bakın yükseklik kenar ortay, açı ortay. Bunlardan herhangi biri verildiğinde diğer ikisi de mutlaka olmalı demiştik. Bize bu sefer yüksekliği vermiş. O zaman ben bunun açı ortay ve kenar ortay olduğunu söyleyebilirim. Aynı şey bu çizgi içinde mi geçerli gençler? Dikkatli bakın. Yükseklik verilmiş. O zaman kenar ortay ve açı ortay olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunları yaptığımızda dikkat edin. Bir kenarı 2A biliyoruz biz düzgün beşgende. O zaman bu da 2A'dır diyoruz. Açı orta üçgenime çıktı. 2A'ya 12 ise orantı yapıyoruz. Yani yansıma demiştik buna. 1A'ya kaç gelecek gençler? 6 gelecek bizden de bunu istiyor. En kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısı bu şekilde hesaplanır demiş bize. Kırmızı renkli kenarın uzunluğu 1'dir. Siyah renkli kenarın uzunluğu X'tir diyor. Bakın şurası X. Şunun tamamı. Biz bunu buralardan kesiyoruz ve yeni bir düzgün altıgen elde ediyoruz. Bu altıgenin de bir kenarı 3 birimmiş gençler. Yani şunlar hep 3. Buna göre x uzunluğu yani şu siyah kenar nedir diye soruyor bize. Şimdi bunun 1 olduğunu, bunun 3, bunun 3 olduğunu biliyoruz. Şuraya ben A dediğimde A'yı bulduğumda x uzunluğunu da bulmuş olacağım. Simetri eksenini çizersem düzgün altıgende bakın şu parça düzgün altıgen. Bir kenarı 3 ise simetri ekseni ne oldu gençler? 6. Şu yapıyı Merdivenden hatırlıyor musunuz? Bakın benzerliğin son konularında göstermiştik. Bir şey anlatmıştım burada. Şunların farkı yan kenara yansır demiştik. Şimdi onu kullanacağım. 6'dan 3'ü çıkardım. 3 n buraya yansıdı. 3'ten 1'i çıkardım. 2 n buraya yansıdı. Bakın 3 n'in 3 olduğunu biliyorsam n 1'dir. 2 n ne olur bu durumda? 2 olur. Bizden istenilen siyah x uzunluğu da ne oldu diyoruz bu şekilde? 5 oldu diyoruz. Bu örnekte de bir desen verilmiş gençler. Düzgün altıgenlerle oluşturulmuş desen soruları da geliyor. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu desende verilenlere göre diyor. Düzgün altıgenin bir kenarı 2'dir diyor. Şunların hep 30, 30, 120 olduğunu görün. Bakın şunun kenar, şunun kenar. Şunları çizeceğiz şimdi. Simetri ekseni olduğunu görün. Bakın simetri eksenini çizdim. Kenar devam ediyorum. Simetri ekseni ve kenar devam ettik. Şu açının 90 derece olduğunu hatırlıyorsunuz umarım. Neden? Şu üçgen 30-30 120 üçgeni demiştik değil mi gençler? Bakın 30-30 120 üçgeni. Dolayısıyla burası da 120 olacağı için buraya ne kaldı? 90. Şimdi 2 2 2 kök 3 oldu şu uzunluk. 30 30 120'den bu da 2 kök 3. Bu da 2 kök 3. İstenilen alanın tabanını bulduk gençler. Taban 6 kök 3. Bunu yükseklikte çarpıp 2'ye böleceğim. Peki yükseklik kaçtır? Şimdi kenarlar 2. Simetri ekseni kaçtı? 4. Bakın bunlar simetri ekseni. Yüksekliğimiz kaç oldu gençler bu durumda? 12 oldu diyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bizden istenilen şu üçgenin alanı ne oldu? 36 kök 3 olur diyoruz. Evet gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Çokgen dörtgen konusunda çokgenleri bitirdik. Sonraki dersimizde dörtgenlerle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Müzik